Burası Kuzey Irak'ın Alokan bölgesi. Tarih 20 Nisan 2008. Saat 12.30. 6 askerimizin şehit olduğu Şemdinli Aktütün Karakolu'na yapılan baskından sadece 20 gün önce. Amerikan ordusuna ait insansız casus uçak sınır hattında keşif uçuşu yapıyor. Yüksekliği 13 bin feet, yani 4 kilometre. Aşağıda silahlı bir grup var. PKK'lı teröristler. Teröristlerin bu mesafeden 9 metre boyundaki uçağı fark etmeleri mümkün değil. PKK'lılar 5'er 6'şer kişilik gruplar halinde oturuyor. Sınırımıza yaklaşık 20 kilometre mesafedeler. Teröristlerin görüntüleri anlık istihbarat paylaşımı çerçevesinde anında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iletiliyor. Yani bir anlamda canlı yayın yapılıyor. Daha doğrusu yapılması gerekiyor. PKK'lılar bulundukları noktada kamp yapıyorlar. Görüntüde bazı noktalar daha parlak. Teröristlerin kamp yaptıklarının kanıtı da zaten o parlak noktalar. Çünkü uçağın kameraları ısıya duyarlı. Yani parlak noktalar diğer bölgelerden daha sıcak. O noktalarda ateş yanıyor. Belli ki sıcak bir şeyler içiyorlar. Görüntüler teröristlerin rahat olduklarını gösteriyor. Saat 12.37'yi gösterdiğinde çaylarını yudumlamaya başlıyorlar. Yanında sigaralarını da tutturuyorlar. Casus uçak uçuşunu sürdürüyor. PKK'ların yaptığı her hareketi, attığı her adımı kayda geçiriyor. Uçağın kamerası kısa süre sonra hareketleniyor. PKK'ların bulunduğu noktayı daha iyi gösterebilmek için sınırın Türkiye tarafına odaklanıyor. Ve o tarafta bir askeri birliği görüntülüyor. Aktütün Karakolu'nu. Kamera bir süre sonra tekrar geri dönüyor. Yeniden PKK'ların bulunduğu bölgeyi görüntülüyor. Ellerinde çay bardaklarıyla dolaşan teröristlerin amacı bölgeye yerleşmek. Gerçekleştirecekleri saldırının ön hazırlığını yapıyorlar. Ağır silahlarını konuşlandırmak için keşif çalışmasındalar. Casus uçak PKK'ları sadece görüntülemekte kalmıyor. Askeri deyimle noktalıyor. Ekranın ortasında bir anda büyüyen siyah kare savaş uçaklarına bombalayacakları noktanın koordinatlarını veriyor. Şimdi biraz daha geriye dönelim. Mart 2008'e. İnsansız uçak yine sınır boyunda. Sınırımıza 9 kilometre mesafedeki Dolaka bölgesinde. Aşağıda tek kol halinde yürüyen 30 terörist var. PKK'lılar Türkiye sınırına doğru vadi tabanında ilerliyorlar. Düzen hiç bozulmuyor. Zaman zaman durarak arkada kalanların gruba yetişmelerini bekliyorlar. Casus uçak da bu anlarda noktalama yapıyor. Yani F-16'lar için hedef belirliyor. Görüntüler o kadar belirgin ki arazide dolaşan katırları bile görmek mümkün. O katırlar kaçakçılara ait. Yani sadece Amerikan uçağı değil, kaçakçılar da teröristlerin...